kazanılmış şöhretin ve hala devam eden neslin infaz günüydü. 15 Temmuz 2016. Gece 3'te yapılacaktı operasyon. 3'ü bekleyemediler. İfşa ettirdi Allah. İfşa ettirdi Allah. Yollara düşürdü insanları. Gönüllerine girdi. Bir telefonun ailesinden ben milletim için varım. Herkes sokağına gitsin. Uhud'daki nöbetçiler gibi nöbet tutsun diyen peygamber sevdalarıydı bu millet. Kimi çoraplı, kimi çorapsız. Kimi pijamalı, kimi takım elbiseli. Ama bilinen bir şey var ki herkes aynı yolda, herkes aynı sevdada, mermiler atılıyor, mermiye koşuyor, tanklar yürüyor, tankların zincirlerini durdurmak için canını altına atıyor. Bu milleti tanıyamamışlar. Çok tahliller yaptılar. Çok kanlar aldılar. Çok genetik okuma yaptılar. Ama okuyamadıkları bir şey var. Allah bizimle beraber. Allah bu milleti seviyor. Allah bu milleti hiçbir zaman 1000 yıldır bu topraklarda yalnız bırakmadı. Hamurunda sevda var. Gönlünde Allah var. Yönteminde peygamber metodu var. Hani diyorlardı ya, bizim yurtlarımıza peygamber geldi. Hadi oradan. Sen şeytanın evinde oturursun, evinde. Amerika'nın kucağında oturursun ancak. Peygamber nerede? Sen neredesin bırak. Peşinden gidenlere buradan sesleniyorum. Hala Becid'i kiraya vermişlere sesleniyorum. Bu ihanet büyük bir ihanettir. Merhametten maraz doğar. Önce çocuklarımızı aldılar. Sonra iffetlerimizi aldılar. Sonra paralarımızı aldılar. Sonra geleceğimizi satın almak istediler değerli dostlar. Müsaade etmedi Allah. Müsaade etmedi bu millet. Etmeyecek inşallah. Ama şunu iyi bilin. Ne oluyor? Bu kadar insan içeride. Ya biz gitmiş olsaydık kim dışarıda kalacaktı sorar mısınız diye. Canı acıyan arkadaşlar, evinden kurban vermiş olan arkadaşlar, şunu çok iyi bilin. Çok iyi bilin. Can acır, kol kırılır, yer içinde kalır. Ama vatan gitti mi her şey gider. Bayrak indi mi her şey iner. Ezan sustu mu her şey susar. 15 yıl bu memlekette ezanları Türkçe okutanlar ne yaptılar? Ezanı Türkçe okumaktan kurtaran Menderes'i ne yaptığına bakmadan, ne biriktirdiğine bakmadan bu milletin gözünün içine baka baka verdiği bütün oylarına rağmen yapayalnız idam ettiler. Biriktirdiği, infaz ettikleri kişinin arkasından bir yıla yetmedi. Bir yıla yetmedi. Menderes'in bütün birikimi bir yıl içinde IMF reçetelerine yenik düştü. Ne oldu? Anlaşma yaptılar. Süt tozları yaptılar. Falanlar yaptılar. Milleti köleleştirmek için her şeyi yaptılar. Sonra 70. Yine bir balans sayadı. Sonra 80. Yine bir balans sayadı. Kimdi sağ? Kimdi sol? Hangi fraksiyonlardı? Aynı mahallede iki sokaktaki insan. Birisi sağcı olsa ne olurdu? Birisi solcu olsa ne olurdu? Bir gün bir sokaktan cenaze, bir yürüyüş, öbür gün bir sokaktan cenaze, bir yürüyüş. Kimin intikamıydı bu dostlar? Birisi düdük çaldı. Adı Kenan, başka bir şey. Ne oldu da silahlar nereye gitti? Kanı çıkaran kimdi? Bu NATO denilen canavar var ya NATO. Bu Açlı Birliği var ya. Anlaşılmaya çok müsait. Ama bütün algılarımız onları anlamamaya yönelik. Aman ha yalnız kalırız. Allah'ı terk eden yalnız kalacak. Allah'tan uzaklaşan yalnız kalacak. Bu batı güçleri, bu batıl şebekeler nasıl 15 Temmuz'da gecenin karanlığını beklediler? Bunlar aydınlıklı iş yapamazlar. Bunlar zihni açık insanları kandıramazlar. Bunlar zavallı insanları bulur kullanırlar. Zavallı. Mazlum, ezilmiş, horlanmış insanları arka sokakları başaratacağız. Sizi müdür yapacağız. Sizi kaymakam yapacağız.
sizi idareci yapacağız diye yaptıkları yurtların kalorifer odasından geçen, arkasındaki saraycık diye yaptıkları ikna odalarında ancak yaparlar. Bunlar ikna odalarında iddia yaptılar. Bu milletin hafızasıyla oynadılar. O genç, tıfıl, zeki çocuklarının hepsi bu neslin elinden kaydı gitti. Allah onlara akıl versin, fikir versin, ailelerine sabır versin, bizlere de feraset versin. Neyin yoktu paşa? Sen ne arıyordun da kalktın tankın önüne yatan insanlara mermi sıktırdın? Geleceğin yere gelmiştin sen. Sen ne istedin bu milletin ünvanını kullanırken, üniformasını kullanırken, ordunun bütün imkanını kullanırken, Amerika'nın şanlı şöhretli, kanlı reva içerisinde kalmış, mazlum ahıyla ahlanmış bu sana verdikleri madalyalardan mı nemalandın? Ne oldu? Hele bir orduya bakın. Hele bir adalete bakın. Hele bir adliyeye bakın. Hele bir maliyeye bakın. Hele bir iş işlerine bakın. Nerelerde ne insanları kandırmışlar. Bu insanlar bizim insanlarımız değerli dostlar. Karanlık gecede pusu kuranlar aslında sokakta kandırdılar. Aslında bizi çok iyi keşfetmişlerdi. Keşfettiklerini biliyor musunuz? Kolay kazanmak, kolay bir yerlere varmak arzusu. Ne olur herkes bu açıdan baksın. Emeği olmayan, terlemesi olmayan, gayreti olmayan hiçbir başarı elde tutulamaz. Bunlar da böyle bir başarı müjdesiyle geldiler. Seni ülke sorumlusu yapacağız. Seni ordu sorumlusu yapacağız. İki paralık bir adam, orgeneral olmuş bir adama ordunun girişindeki yerde hükmediyor. Bu nasıl bir sistem? Bu nasıl bir bağlılık? Ne oldu? Ne oldu dostlar? Millet galebe çaldı. Allah yardım etti. Allah'ımıza hamdü senalar olsun ki bu milletin gönlündeki maya temiz bir mayaydı. Hala sevda vardı. Kimseye sormadan bu meydanda toplandı herkes. Kimseye sormadan bir ay burada nöbet tuttular. Ve hala evlerinde aynı günkü sevdayla hepimiz yarın çağrılırız, çağrılalım diye çağırmayalım, bu mücadelenin tarafı olduğumuzu ilan ediyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim, burası miting yeri değil. Burası bir birleşme, bir kaynaşma, şehitlerimizi anma, rahmet çıkarma. Hayatta kalanlarımızı tekrar hatırlayıp ihanetin yenisi gelmesin diye konuşmayın. Bakın bu modeli iyi tanıyın. Bu bir FETÖ operasyonuysa bunun arkasında NATO var. Yeni FETÖ'lara, yeni kandırılmışlıklara, yeni ihanetlere kapı açmamak için ne olur? Attığımız adıma, yaptığımız faaliyete, altında vurduğumuz tabelaya, yürüdüğümüz yola, kolumuza girene dikkat edelim. Ama Allah için diyelim, ama peygamber için diyelim. Ama Allah diye yola çıkıp bizi arkadan hançerleyenleri iyi tanıyalım. Bunlar hep Allah dediler. Ama Kur'an okumadılar. Hep Said-i Nursi dediler. Ama raftan indirmediler. Bunlar sadece bunak bir adamın, arka odada kandırılmış bir Ermeni ve Yahudi çocuğunun adına hoca deyip ilkokul mezunlu hocaların ve üniversite rektörlerinin dizinin dibinde fotoğraf çektirmek için şan şöhret sahibi yaptılar. Ne oldu sonuçta? Rektör olduğunda ne oldu? Akademisyen olduğunda ne oldu? Komiser oldun, savcı oldun, başsavcı oldun, orgeneral oldun. Şahsiyet olmadıktan sonra ne oldu? Zengin oldun, holdingler kurdun. Kimin kanıyla, zekat paralarıyla, infaklarla kurdukları şirketler patır patır millete dönüyor. Niye dönüyor? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Helal olmayan hiçbir şey elde tutulamaz. Meşru olmayan yol her zaman bir tuzaktır. Unutmayalım. Bu FETÖ'yü iyi tanıyın. FETÖ dediğiniz bir şirket, FETÖ dediğiniz bir örgüt,
FETÖ dediğiniz karanlık bir güç, bunlar 300 yıldır bütün İslam ümmetini paramparça ettiler. Ekmeğe muhtaç ettiler. Kerkük'ün, Musul'un petrolünü İsmet'in önü arka odada şunun karşılığında deyip Hatay'ı falan yapacağız diye alanlar. Şimdi onu bile çok gördüler. Bağdat'ı evliyalar yurdu olmaktan çıkardılar. Birilerinin üzerine işlediği kabirler haline getirdiler. Ne oldu? Bizim halisler engel oldu. Ne oldu? Bizim bilgiçler engel oldu. Yine olacak Allah'ın izniyle. Bu memleketi terk etmek yok. Bu sevdayı terk etmek yok dostlar. Bu hainleri tanıyacağız. Tanıtacağız. Korkmayacağız. Lütfen korkmayın. Şer korkuluyorsa size korku verir. Korkulmuyorsa cesaretinizi daha da artırır. Korkulacak bir şey yok. Bizi bekleyen bir ahiret var. Verilmiş bir ömür var. Bu ömrün içerisinde sayılı olan ameller var. Bu amellerin en büyüğü nedir bilir misiniz? Zalimin yüzüne hakkı söylemektir. Cihat meydanında seferde Allah için benden sonraki huzurlu yaşasın diye yürümektir.